Herkese merhaba arkadaşlar, yeni bir Clash Royale bölümüne daha hepiniz hoş geldiniz. Bu bölüm gerçekten de 1000 vs 1'lerin kralı olacak bir bölüm olacak arkadaşlar. Çünkü bundan önce atıcıyı denedik, Valkyrie denedik, Cellat denedik, Mega Şövalye denedik, denedik olu denedik arkadaşlar, ancak hiçbir kart galip gelemedi. Tek bir kart olaraktan 1000 karta karşılık galip gelemedi. Bu Mega Şövalye dahil, atıcı dahil. Ancak bugün Bombacı Reis 1 vs 1'de iskelet sürüsüne karşı, iskelet ordusuna karşı, iskeletlere karşı mücadele edecek tek başına. Bakalım başarılı olabilecek mi, ama ben gerek alan vurması, gerek seri atışlar yapması, mesela atıcı çok bekliyor, bu seri bombaları yollaması, bir Leviathan gibi üçlükler atmasıyla belki, hatta yüksek ihtimal ben bu sefer 1000 vs1'de tek bir kartın 1000 kart olan zaferini göreceğiz diye düşünüyorum arkadaşlar. Sizler de yorumlar kısmında düşüncelerinizi yazmayı unutmayın videoya geçmeden önce, ve kanala hala abone değilseniz de kanala abone olup bildirimleri açmayı ve videoyu da beğenmeyi, bana destek olmayı unutmayın kankiler. Hemen videoya geçelim, bakalım neler olacak. Evet arkadaşlar, video başladı. Gördüğünüz gibi şu an bizim yeğen vuruyor. Vur oğlum vur. Bak. Arkadaşlar şu an gerçekten çok heyecanlıyım, ama artık bir kartın 1000 karta olan zaferini görmek istiyorum abi ben. Bakın seri vuruyor, ama bir yakalanırsa gidecek. Gitme. Hayır gidemezsin. Oduncu gitme. Oduncu ne alaka lan? Bombacı gitme lan. Arkadaşlar çok seri ateş ediyor, ama bombacıyı alacaklar mı? Abi şu an var ya. Gitti. Yo gitmedi. Oğlum var ya, şöyle şu an şeyde arkadaşlar, yani Ucunda yani, birisi tutsa alacak oduncu şeyi, oduncu değilsin var lan, bombacıyı ucunda yani arkadaşlar, ama gidecek abi ya, gidecek. Gitti. Gitmedi lan hala. Oğlum nasıl bir babası sen, nasıl bir reissin ya. Bombacı reise buradan her like bir alkış arkadaşlar, dayandı. Harbiden çok son anda dayanıyor, hala dayanıyor. Hala dayanıyor, bombacı reis dayanıyor. Bombacı reis ölecek mi? Ve gitti. Evet güzeldi. Ama abi ben anlamadım ya. Bu 1000 vs1'de 1000 karta karşı galibiyet alabilecek bir kart biliyorsanız arkadaşlar, yorumlar kısmına yazın ya. Ben yapacağım ya, deneyeceğim. Ama artık 5 bombacıyı hayatta durduramazlar. Mümkün değil. 5 bombacı arkadaşlar durmaz. 5 bombacı bu round'un galibi olur. Bakalım bundan sonraki karşılaştırmalar neler. Bunlar da zevkli oluyor. Göreceğiz. Evet bombacılar vuruyordu. Bu arada sürekli oduncu dedim arkadaşlar. Kusura kalmayın. Neden dedim ben de bilmiyorum yani. Bilmiyorum. Vurun babacım vurun. Evet şeyler kazanacak arkadaşlar. Bombacılar bu round'u bu karşılaştırmayı rahat bir şekilde kazanacaklar gibi duruyor. Ama iskeletler bakın yine yaklaşıyorlar, ama artık işleri çok zor. Çünkü bayağı iyi sallıyorlar. Aha buldum. Valla prenses olabilir mi? Ya prenses 1000 vs1'de kazanabilir mi iskeletlere karşı? Kazanabilir, ama yine bir ıska geçerse bir tanesi arkadaşlar, bir geldi mi prenses de gidecek. Yani bilmiyorum abi, kim böyle galibiyet alabilir ki ya 1000 vs1'de iskeletlere karşı, böyle havadan vuran kartlar haricinde. Ki havadan yavru ejderhayı bile bıraksanız arkadaşlar, bence bu 1000 iskelet hızlı bir şekilde kuleye gidip 3 taç yapabilirler. Yani yavru ejderha da bu konuda bir şey yapabileceğini zannetmiyorum ben. 3 taç alabilir yani çok rahat. Ama 5 tanesi gördüğünüz gibi arkadaşlar, iskeletlerin nihayet, bu 1000 iskeletin nihayet sonu gözüktü. Ve bombacılar 5 tane, bir tane alamadı ama 5 tanesi 1000 iskelete karşı geldiler arkadaşlar. Bence 2 tanesi de yetmez miydi? 2 tanesi de yetmeyebilirdi, evet yetmezdi. 2 tane de yetmezdi. Evet bundan sonra karşılaştırmaya bakacağız. İskelet ordusu vs korumalar ordusu. Korumalar ordusu da güzelmiş. Korumalar yener diye düşünüyorum yani. Şimdi bahıldığında. Her ne kadar iskeletler çok olsa da, bu arada iskeletler ne yapıyor? İskeletler ne yapıyor arkadaşlar? Şu an göreniniz var mı bilmiyorum, ama iskeletler şu an deşiyor. Abi iskeletler deşiyor yalnız ha. Korumalar yazıklar olsun. Oğlum yazıklar olsun lan. Abi iskeletlere bak, korumaları götürdü şey götürdüler lan, oha. Pes. 1000 tane iskelet bu arada arkadaşlar. Mahvetti, içinden geçtiler lan. Harbiden içinden geçtiler. Korumalar rahat alır dedik, olaya baksan. Evet. 1000 goblin vs 1000 serseriler kartı. Burada da serseriler kartı rahat galip gelir ya. Rahat yani. Bunda artık burada da yanılırsak bırakalım, toplayalım taslara gidelim yani ya. Burada da yanılmayız herhalde diye düşünüyorum arkadaşlar. Bilmiyorum ama. Burada yanılacağımızı hiç zannetmiyorum yani şimdi. Ama yine goblinler bayağı bir iyi hasar verdiler arkadaşlar. Bu arada mızraklılar da var.
içlerinde. Bu arada arkadaki mızraklı şu en sağ alta bakın arkadaşlar. Ateş etmiyorlar lan, böyle bir şey var mı? Herhalde menzil dışında kaldığı için ateş etmiyor ama. Okçu kızlar arkadan bayağı bir iş halletti. Daha doğrusu serseri kızımız bayağı bir iş halletti. Çünkü açıklamada öyle. Serseri çocuk ve serseri oğlan hatta ve serseri kızlar diye geçiyor. Evet, şimdiki randevu. Gerçekten arkadaşlar böyle videoları çok seviyorsunuz. Ben de elimden gelince haftada bir kez bile olsa böyle videolardan atmaya çalışıyorum. Çünkü hem anlatımı izlemesi keyifli hem de sunmasının keyifli ve soru işaretleri olduğu, merak edilecek şeylerle dolu olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Dediğim gibi serinin devam etmesi için mutlaka beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Ve abi iskelet ordusu gibi oldular. Balonlar patladıkça iskelet ordusu gibi oldular ve 3 taştan çıkacaklar. Hala balonların birkaç tanesi de yaşıyor. Hatta 4-8 tane falan yaşıyor galiba. Yo, çok mu abarttım? Şuraya baksana abi. Tam böyle rahatlama challenge. Baksana ne oluşturdular orada, bir simge oluşturdular, anladın mı? Vay! Barbar varili uçuyordu. Evet, çıktı hepsi içinden. Şeyler de patladı, bakalım ne olacak. Evet, variller, iki varil, iskelet fıçısına da varil dersek. Yani fıçılar patladı arkadaşlar. İçinden çıkanlar şu an savaşıyorlar. Barbarlar mı yoksa şeyler mi, bakalım göreceğiz. İlginç bir eşleşme daha diye düşünüyorum. Ama iskeletler abi, iskeletler bugün gerçekten beni sinirlendirdiler ya. Bu iskeletleri alabilecek böyle 1v1000'de bu iskeletleri çok rahat alabilecek arkadaşlar bir kart söyleyin ya. Şu an belki benim aklıma gelmiyor ama sizin aklınıza geliyor olabilir şu an düşündüğünüzde. Ya bir kart lazım, bu iskeletler gerçekten çok oldu bakın. Herkese tek atıyorlar, herkese ya. Herkese tek atıyorlar abi, bir şey söyleyin ya. Ne olabilir, hangi kart olabilir şu an onu düşünüyorum. Bombacı Reis'ten çok ümitliydim. Hatta videoya geçmeden önce kesinlikle şeyden ondan yana kullandım şeyimi. Tek hakkımı. Kazanacağını düşünüyordum. Hatta kesin emindim. İnanılmaz emindim ama. Lanet olası. Bombaç. Evet, barbarlar mı? Serseriler mi? Barbarlar şu an ölmedi abi. Çok ciddi geliyorlar ama arkadaki kızlar gerçekten işi bitiriyor. Öndeki çocuk. Tanklıyor serseri çocuğumuz. Arkadakiler gerçekten işi bitiriyor ama. Şu an barbarlar arkadaşlar iyi bir şekilde geldiler. Ama bakalım neler olacak. Bu arada sizlere bir soru. Futboldan anlayan ve seven kardeşlerimize bir soru. Dünya Kupası'nda kimi destekliyorsunuz ve kim kazanır arkadaşlar? Bunu merak ettim. Yorumlar kısmında bekliyorum ama ben Brezilya'yı destekliyorum arkadaşlar. Gerçekten diğerlerine göre güçlü bir kadrosu var. Nereden çıktı diyeceksiniz? Yazın, tatile girdi her şey. Ve bugün Dünya Kupası var. Bu yaz Dünya Kupası var. 3-5 gün sonra başlayacak. Tabii ki de bunu soracağım. Bir futbol delisi olarak bunu soracağım. Dünya Kupası nasıl biter? Kim kazanır? Kimi destekliyorsunuz ve kim kazanır? Şimdi desteklemek farklı. Kimin kazandığını tayin etmek farklı. Ne? Yani senin desteklediğin kişi, gönlünde yatan kişi, takım farklıdır. Kazanacağını düşündüğün kişi farklıdır. Onları bir yazın kanki. Ben Brezilya diyorum. Kazanacak olarak da Brezilya'yı görüyorum mesela. Yani başka da kazanamaz hiçbir takım. Bana öyle geliyor. Arjantin de zorlar. Fransa da iyi takım. Neyse, olaya dönelim abi. Ya bu bir de bu toplu şeylerde gerçekten şu iskelet dev iskeleti de yenen yok, biliyor musunuz? Bu arada bu videoda hep sürekli iskeletlerden gitmişler. Dev iskeleti, iskeletler, işte ne bileyim iskelet fıçısı, iskelet bilmem neyi, bilmem nesi. Yani iskeletler üzerine gitmişler. Evet, yine bir iskeletler, mezar taşı ve goblin kulübesi arkadaşlar. Bakalım kim kazanacak ama yine bu iskeletler kazanırsa arkadaşlar ben gidiyorum. Bakın bu lanet olası iskeletler kazanmasını artık hiç istemiyorum ya. Lanet olası federaller gibi bir şey oldu bak bu. Ama bu sefer goblinler harbiden sağlam geliyorlar. Masaya vurdular, yürüyün oğlum. Evet, goblinler abi. İlkel Kızılderili kabilesi gibi böyle atıp atıp geliyorlar. Atıp atıp geliyorlar. Ve bu roundu kazanacaklar. Adam adam. At üç taçı. At üç taçı adamlar. Bak 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 bak. Şuraya bak arkadaşlar. Burada ne bini ne on bini yani ya. 1 milyon tane goblin şeyi var. Evet. Güzel bir karşılaşma. Pembe kafalı ve mavi kafalılar. Bakalım neler olacak. Pembe kafalılar mı, mavi kafalılar mı? Ben bu arada bunların birebir böyle hani her türlü karşılaştırmış versiyonlarını da bulursam arkadaşlar sizlerle paylaşacağım bu kızların ve okçu kızların ve serseri kızların. Bakalım, bilmiyorum. Ben merak ediyorum ama okçu kızlar tabii kazanır ya. Kazanır mı? Kazanır herhalde. Ama şimdi şöyle bir dengesizlik var diyeceğim ama yokmuş, tamam. Yokmuş. Bazıları 9, bazıları 10 diyordum da. Tamam, yokmuş. Aynaladıkları için öyle. Evet, okçu kızlar kazandı arkadaşlar gördüğünüz üzere. Yani iyi.
Ama kuleyi alamayacaklar ki. 3 taç yapamazlar. 3 taçı geç yani kanki. Yapamazlar değil mi? Yapabilirler mi? Bakıyorum. Bakıyorum. 3 taç yapamazlar mı? Yaparlar. Yaptılar abi, 3 taç yaptılar. Helal olsun kızlar. Tebrik ediyorum. Gerçekten tebrik ediyorum. Evet, kızlarımızı da tebrik ediyoruz. 3 taç yaptılar mı? Evet, 3 taç yaptılar arkadaşlar. Video bu şekilde arkadaşlar. Beni izlerken umarım keyif almışsınızdır ve sizler eğlendirebilmişimdir arkadaşlar. İnşallah dediğim gibi artık Clash Royale'in yanında da günde bir video. Bazıları yanlış anlamış. Hani Clash Royale dışında sanki video çekeceğimi düşünmüşler ama ben aşık olduğum, sevdiğim oyunlar asla vazgeçmem arkadaşlar. Bunu söyleyeyim. Her gün her zaman olduğu gibi Clash Royale videosu gelecek. Ancak tatil olmasından dolayı mütevellit, böyle eski Türkçe'de kayalım. Günde iki tane video atmaya çalışacağım arkadaşlar. Çalışacağım. Atamayabilirim bazen ama günde iki video elimden geldiğince atmaya çalışacağım. Clash Royale'in yanına hangi videoyu isterseniz onu yazın arkadaşlar. Tabii ki de köpek balıklarıyla ilgili videomuz da gelecek. Yanına balıklar da alacağım dediğim gibi arkadaşlar ama hasta değil. Şu an video çekmiyorum onunla. İyileşmesini bekliyorum. Ama onunla da ilgili güzel videolar gelecek arkadaşlar. Tekrardan beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Diğer oyun fikirlerinizi yorumlar kısmına yazmanızı bekliyorum. FIFA Mobile olabilir. Bombiç'te çok büyük bir geçmişim var arkadaşlar. Çok oynadım Bombiç'i. Onunla alakalı böyle bir haftada atabilirim böyle arada sırada. Yani bir sürü konu içeriğimiz var aslında ama ben sizlere de yine soruyorum arkadaşlar. Yoksa kendim de bir sürü video içeriği oluşturacağım. Günde iki video atmaya çalışacağım. Clash Royale'in yanına birer video daha koymaya çalışacağım. Sizleri çok seviyorum ve elimden geldiğince eğlendirmeye çalışıyorum arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkürler. Herkese iyi oyunlar. Hoşçakalın.